Bitcoin yarılanmadan sonra 10 bin dolarları zorlamaya başladığı bir gün bu, bu videoyu yayına alıyorum. Ee, Binance'ın getirdiği bir yenilikten hemen haber vereceğim öncelikle. Biliyorsunuz eğer oynayanlar ve alıp satanlar varsa kaldıraçlı tokenler vardı. Binance onları daha sonrasında kaldırdı kafa karışıklığı oluyor diye. Ancak şimdi yeniden farklı bir modelle getiriyor. İngilizce sayfada var Türkçe'de yok o yüzden hani ben göremiyorum diyenler için bunu vurgulayayım. Eskiden şu futures yazan yani İngilizce sayfada şurada futures yazan yerin olduğu bölüme geldi. Buradaki menü içerisine geldi artık. Futures ve kaldıraçlı tokenler var. Burada kaldıraçlı tokenlere tıkladığınızda böyle bir sayfa açılıyor karşınıza. BTC up ve BTC down olarak geçiyor buçuk kaldıraç ve 3x kaldıraç şeklinde işlem yapabiliyorsunuz. Yalnız burada ben açtığım sürede çalışmıyordu. Yani burada bir sayfada yönlendirme hata var galiba. Zaten Binance'ın da duyurduğu yer şuradaki spot piyasanın içindeki advanced modun içinde olduğunu söylüyor. Buradan gittiğinizde yine buraya geldiğinizde göremeyebilirsiniz. Çünkü şurada eğer New Website yaz yazmıyorsa yani New Website'a geçmezseniz göremezsiniz. Ben şu an yeni web sitesindeyim Binance'ın kaldıraçlı işlemler yaptı. Buraya BTC Ap ya da BTC down yazdığınızda görebiliyorsunuz. Karşınıza çıkıyor. USDT çiftinde işlem yapabiliyorsunuz. bunun üzerinden hangisine dokunursanız sizin karşınıza bir uyarı çıkartıyor. Yani kaldıraçlı tokenle yaptığınızı bilmenizi istiyor ve onaylamanızı istiyor bu durumu. Yani yine yanlışlıkla alıştan satıştan çok kötü etkilenmeyin diye söylüyor. Burada bu tiki işaretleyerek onayladığınızda otomatikman işlem yapmaya başlayabiliyorsunuz artık. Başka bir prosedürü yok bu işin. Ee, yine kendi e, içerisinde duyurduğu Binance'ın duyurduğu şeylerden bir tanesi de düşük komisyon alacağı ve ayrıca daha öncesinde kaldıraçlı tokenlerle al sat yapmış yani ticaret yapmış kişilere bugünden itibaren tam 30 günlük işlem ücreti almayacağını duyurmuş. Bunu da e, önceden eğer bu bul bir yer olarak işlem yaptıysanız sizin için bir ay boyunca ücretsiz olacağını söyleyelim. Binance gelişmesinin yanı sıra e, Matic coin ile ilgili e, güzel haberler vardı. Matic de tabi bunu hemen e, gösterdi ve dün akşamdan beri e, bariz bir şekilde yüksek bir artış içerisinde Meytekin Mayinnet'e katılışı tabii ki bu haber. Belki duyanlar vardı, duymayanlar da öğrensin diye hemen söylüyorum arkadaşlar. E, -Mainnet ne diye soracak olursanız da Meytek blockchain altyapısından ayrılıp kendi yani bir token olmaktan ya da bir altcoin olmaktan bırakıp artık kendi bir coin haline geliyor. Kendi altyapısı, kendi network'ü e olan bir sisteme geçiyor. Bir blockchain'den ayrılıyor. Yani artık Matic daha güçlü bir coin olacağı yönünde haberler ve bununla ilgili gelişmeler oluyor. Bu da tabii ki hemen yükseliş olarak yansıdı Matic'e. Yine Matic'le ilgili yeni gelişmeler olursa ya da diğer coinlerle ilgili kanalımızda sürekli yayınlıyoruz biliyorsunuz. Sizin de duyduğunuz, bildiğiniz gelişmeleri ve sorularınızı mutlaka yorum olarak bekliyorum. Videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Herkese bol kazançlar diliyorum.